Gaziantep-L ve H tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen tutuklu ve hükümlülerin filografi, yağlı boya ve sedef işlemeciliği teknikleriyle oluşturduğu el sanatı eserleri sergilendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, eserlerin tamamı el emeği göz nuru ürünlerdir dedi. Değerli katılımcılar, basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz tüm ürünler Gaziantep, L tipi kapalı cezaevi ve H tipi kapalı cezaevinde barındırdığımız hükümlü ve tutuklular tarafından üretilmiştir. Bu eserlerin ortaya çıkmasında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün gerçekten çok büyük destekleri olmuştur. Onlara da ayrı ayrı tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bu ürünler gerçekten el emeği, göz nuru ürünlerdir. Kısa bir süre içerisinde oluşturulmuştur. Herkesin beğenisine sunuyoruz. İnşallah ciddi bir katılım olacağını da düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Bir fotoğraf alabilir miyim? Bugün burada Gaziantep L tipi kapalı cezaevi ve H tipi kapalı cezaevinde barındırdığımız hükümlü ve tutuklularımızın üretmiş olduğu eserleri hem sergilemek hem de bu eserlerin satışını yapmak üzere toplandık. Gerçekten görmüş olduğunuz ürünlerin tamamı el emeği göz nuru ürünlerdir. Bu ürünlerin meydana gelmesinde Gaziantep Halk Eğitim Müdürlüğü, usta öğreticilerin çok büyük emekleri vardır. Dışarıdaki hayatta normalde bu şekilde bu ürünlere yatkınlığı olduğunu bilmeyen ama tutuklu hükümlü olarak cezaevine girdikten sonra usta öğreticilerimiz sayesinde bu tarz yetkinliği, bu tarz bir emeği olduğunda öğrenen arkadaşlarımızın ürettiği ürünlerdir. Tek kişi mi yaptı? Peki baştan sona kadar farklı.